Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine aldım patiklerimi böyle yığdım önüme çıktım karşınıza Aslında normalde bugün patik videosu çekiyordum ama dedim biraz sohbet edeyim hanımlarla dilim şişti kimsem de yok konuşacak sizden başka o yüzden aldım patiklerimi de geldim buraya ee, hemen de sizlere hem patemi göstereceğim hem de ki lafları sanımlar. Yaz geldi artık izlenmelerde düştü. Ee, muhtemelen hanımlar yazın örmüyorlar. Kız yazın başınıza güneş geçer. Gezmeyin oturun patik örün bak. Kışın üşürsünüz hastalanırsınız gezmeyin. Yazın da başınıza falan güneş geçer. Bacım oturun evinizde patik patik örün. <laughs> yani birlikte ayrılmayalım yazın da ayrı düşmeyelim. Her yaz böyle ayrı düşüyoruz. Yani neyse gezmeyin ama ha, dediğim gibi sıcaklarda tehlikeli olur. Gerçi bu sene de havalar pek ısınmadı ama neyse. Hemen hanımlar birlikte tek tek patiklere bakalım. Madem örmüyorsunuz patikleri görün bari. İşte hanımlar siyah puantiyeli 5 yaş patiğim. Çok tatlı mükemmel oldu. Çok şirin görünüyor. Önce bu patiyi size şöyle bir göstereyim. Gösterdim patikleri de şu tarafa koyayım. Aynı aynı durmasın. Yıldım önüme bohçacı gibi gerçekten de. İşte hanımlar şurada mor patiyim. Bu gerçekten çok güzel bir patik oldu hanımlar. Ayaktaki duruş falan da çok güzel. Kolay da bir modeldi. Ee, mor beyaz kombiniyle yaptım. Mor ile beyazı kombinleyerek yaptım. Her renge çok yakışır. Yeşille de güzel durur. Tabii ben yeşilci olduğum için hemen yeşili de öne attım. Hemen şu patiğimi de şöyle kaldırayım bir kenara. Daha bir sürü de patik var elimde böyle aa, şu modelimi göstereceğim, ajurlu. Ben bu tarz patikleri çok seviyorum hanımlar. Böyle tek renk ajurlu modelleri gerçekten çok beğeniyorum. Ayakta çok şık duruyor. Bu şekilde. Bakın, gayet şık, güzel doğru da ayaktaki duruşu mükemmel. Yeni gelinler giyebilir. Ee, bu şekilde, hani üzerine uygun e, yazma örterek. Bakın, tek renk, çok şık, tatlı duruyor yine bu modelimizde. Hemen şunu da şöyle kaldırdım diğer tarafa bir diğer modelimi göstereyim Aa, evet şu modelim bakın hanımlar bu modelim yine çok sevildi bakın çok şık çıstapı güzel bir model böyle e, burada ince detayımız vardı ayaktaki duruşu mükemmel on numara ben yaptım diye de diyorum hanımlar gerçekten çok güzel bu modellerin hepsinin ama hepsinin hepsinin videosu kanalımda var hanımlar hepsinden dileyen yapabilir yapamayan alabilir Aa kilim desende modelim bakın bu şekilde çok güzel, çok şık bir patik oldu. Patlıcan moru da bu renge çok yakıştı. Kilim desenli patiğime. Bunun arkası da desenli, her yeri desenli modelli böyle güzel bir patik oldu. Çeviz içinde gayet uygun. Aslında çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz hanımlar böyle bir ara bodası kalktıydı falan ama şimdi böyle gelinlerin çeyizlerinde falan patikler oluyor. Yani patik yazma oya böyle lif havlu böyle şeyler gerçekten bizim gelinlik göreneklerimizde de var böyle şeyler. Tekrar bunların yaşatılması alınması tercih edilmesi gerçekten çok güzel. Bizim gene, kültürümüzde böyle şeyler var. Aa bakın hanımlar patiğin güzelliğine bakın. Mor ile pembenin uyumu süper oldu. Aslında ben bu patiği komple çiçeklerini falan da mor yapacaktım ama mor ipim az kaldığı için belki yetişmez diye çiçeklerini de pembe yaptım böyle. Ama on numara oldu hanımlar. Gerçekten pembe ipim de çok azdı. Hem artık iplerimi değerlendirdim bu patiğimde hem de şahane bir model oldu. Ben çok beğendim. Gerçi her modeli ben çok beğendim falan diyorum ama zaten onlar beğenmediğim modeli niye yapayım ama değil mi? Aa bir diğer modelim bakın. Şu şekilde bu da iki şiş ayakta ayakkabı tarzı duruyor şöyle bu da çok güzel bir model keşke mankene giydirseydim mankende daha güzel görünüyor bu tarz patikler çok güzel bir model şöyle bakın hanımlar bu da hoş tatlı ayakta çok rahat duran bir patik 5 ee, şiş bilmeyen hanımlar ayağımda rahat ayakkabı gibi dursun diyen hanımlar böyle modelleri de kaldırayım tercih edebilirler bir diğer modelimi göstereceğim bakın o bu da sevdiği modellerden biri bu şöyle hanımlar bu modelimde de bu pudra pembe ipim çok azdı. Bunu da yine böyle bir model yaparak değerlendirmiş oldum. Hem yapılışı kolay hem de çok şık gösterişli duruyor. Bazen fotoğraflarda patikler net görünmediği için böyle videolarla size yakından göstermeye çalışıyorum. Aynen bu şekilde modelimiz de çok hoş, çok güzel. Evet abi de şey müjde vereceğim kızlar size ne oldu hani benim bir ara akşam videolar çekerken arkadan kuş sesleri geliyordu. Hani bazı hanımlar Sustur kuşları diye diyenler oldu. Kuşu nasıl susturuyorum ben ki? <laughs> Hayvancılara ne diyeyim? Ağzını mı Çok ötüyor, sesi geliyor falan diyordunuz. Neyse kuşları kaldırdık, ettik falan. Ama Aa, birini istediğim babaanne oldum. Kuşlarımın 3 tane bebeği oldu. <laughs> Size onu da göstereceğim ama bebeklerim küçük nazar değmesin diye gösteremedim. Daha yeni 10-15 günlük oldular. Bu arada 3 torun sahibi oldum. Ziyaretlerinizi bekleriz. Hediyelerinizi <laughs> bekleriz bebeklerimiz için. Kapın çeyrek altını gelin. Unutmayın 3 bebeğim oldu. Ama bunu da ciddiye alırlar da. Yok şaka yapıyorum. Çeyrek meyrek falan değil bu devirde. Şaka yaptım tabii ki de. Gerçekten hani böyle espri yapıyorum konuşuyorum ama bazen hanımlar ciddiye alıyorlar böyle e, hoş olmuyor hanımlar şaka yapıyorum ne çeyreği meyreği şudur budur. Hani birinde demiştim yine böyle bir sohbet etmiştik videoda. Hani e, ben çok pasta börek yapamam. Siz yapın gelin çaylar benden diye. Aa dilenci gibisin falan diyen olmuş. Ay ne münasebet ya pasta börek falan nedir? Ha, acımızdan öldük de dilendik mi yani hanımlar? Her şeyi de ciddiye almadın, almayın şurada takılıyoruz. Yakın komşu olsaydınız Beceremesem de yapardım bir şeyler. oturu yerdik. Peynir ekmek yerdik. Yani gönüller bir olduktan sonra ne önemi var ki şunun bunun. Öyle değil mi? Aa, bakın şu modelimi göstereceğim. Kalpli. Çok güzel bir model. Bu model çok beğenildi. Çok izleyenler de oldu bunu. Ayaktaki duruşu da güzel. Rengi de çok tatlı. Hoş oldu. Bu renkten bulabilsem alacağım ama bu rengin devamını da bulamadım. Yok ya. Çok güzel bir renk. Çok hoşuma gitti bu. Hatta bu renklere doyamadım. Bu rengin aynısından başka bir patik daha yaptım. Hemen şöyle onu da göstereyim size. Bakın. Bu da kilim desenli hani böyle bir patik çalışması yaptım. İnanılmaz güzel oldu hanımlar. Ayaktaki duruşu çok güzel bunun. Valla bunu ben kışın giyeceğim. Bir de kendime kışın giymek için ayırdığım patiğim var. İkisini de ayağıma denedim. Yalana gerek yok. Hatta ayağıma giyip masanın şey basanın üzerine çıkartayım falan ama ayıp olur diye. yok <laughs> o şekilde de yapmak istemiyorum şu anda. Bunu ben giyeceğim hanımlar. Bunu kendim için ayırdım. Çok güzel oldu çünkü. Rengine de bayıldım. Normalde ben yeşilciyim ama bu defa moru da çok sevdim. Bir de şöyle patiğim var hanımlar. Onu da göstereyim. Bakın ucunda böyle güzel çiçeklerim var. Üstünde böyle desenimiz var. Şahane bir patik oldu. Çeyiz için de çok uygun. Yani gelin kızlar bunu e, tercih edebilirler. Giyebilirler bu tarz modelleri. Ben gelin kız olmadığım için artık giymeyeceğim. Yani yaşımda genç giysem giyerim. Ama yok. Evet şimdi geldik bir diğer modelimize. İşte hanımlar bu da Şöyle patik ucu yaptım Bu patiğin ucunu e, bu şöyle bir uç yapmıştım bunun üzerine de bu tarz bir desen yaptım iki renkli Bu da çok güzel durdu hanımlar ayaktaki duruş da gayet güzel burnundan itibaren hep iki renkli gittiği için çok sıcak Sıcacık pambık gibi patik oldu yani İsteyenler e, bu patikten de yapabilirler yapamayanlar alabilirler e, Ve hemen bunu da şöyle kenara kaldırıyorum. Bir diğer modelimi göstereyim. Hangisini bunu gösterelim. Evet en sonunda buna video çekmiştim. Bakın hanımlar. Çok güzel bir model. Bu daha önce ben bunun ikisini yaptım. Şu an size göstermek isterdim ama iki şişi satılmış galiba. Yok göremedim şu anda. Bu şekilde. Çok güzel bir model hanımlar. Bakın. Çok kolay, çok güzel, çok şık duruyor. Rengarenk de yapılabilir. Tek renk üzerine de kurulabilir. Ee, çok severek, beğenerek yaptım bu modelimi de. Ay yine çok severek, beğenerek dedim. Belki siz beğenmediniz. Değil mi? <laughs> olsun canım sağ olsun şöyle koydum Aa, bu da 5 şiş görünümlü 2 şiş patiklerimden hanımlar bunu baştan sona iki şiş ile yaptım çok tatlı durdu çok güzel ayaktaki duruşta böyle boncuk gibi şahane oldu ee, pati, bu iki şiş patiklerime genelde asla dikiş kullanmıyorum ben dikişli patikleri e, çok sevmiyorum bu nedenle böyle dikişsiz iki şiş patiklerimden birisi bu da beş şiş bilmeyenler bu tarz patiği de tercih edebilirler yapabilirsiniz hanımlar hepsinin hepsinin videosu kanalımda var kanalıma şöyle bir göz atmanız yeterli bu da yine aynı şekilde hanımlar papatyalı pati dolamalı değil ama böyle pıtırcık çiçekli pati e, siyah üzerine çalıştım. Ama mükemmel oldu hanımlar, Bakar mısınız şu, bakar mısınız şu zarifliğe güzelliği 10 numara. Çok güzel. Yapın hanımlar. Oturun. Ben yapamam, beceremem demeyin. Hani birçok takipçim vardı. Ee, ben yapamam, beceremem diye düşünenler. Ya şimdi hepsinin sayfası var ve satış yapıyorlar Instagram'da. Yani çok güzel çok hoşuma gidiyor. Dua ediyorlar, sipariş alıyorlar müşterileri var. Hani 3-5 kuruş gelir elde ediyorlar. Böyle şeyler e, çok gerçekten hoşuma gidiyor. Böyle e, mutlu oluyorum kadınlar adına. Böyle kadınlar kazanınca e, seviniyorum ya, mutlu oluyorum bilmiyorum hani çok tamam bu işte çok çok büyük devasa paralar yok hani yapıyorsun satıyorsun falan ama en azından 3-5 kuruş kendi harçlarını çıkarıyorsun çok güzel bir duygu yani bilmiyorum en azından kocanızın size vereceği atıyorum 3000 lira harçlıktan buradan kazanacağım 3300 lira harçlık daha güzel oluyor bunu da söyleyeyim daha tatlı oluyor bizzat ben söylüyorum bunu yani şöyle Kalpli iki şiş patiğimi hanımlar hiçbir şekilde dikiş yok patiğim dedi. Beş şiş görünümünde şahane bir patik oldu. Yine bu patikten de yapmak isterseniz yapın. Yapma, yapamayanlar da sipariş verebilirler hanımlar. Şu anda ben sipariş almıyorum ama elimde bu gördüğünüz modellerin hepsi de satılık. E, bu yorumlarda fiyat soruyorsunuz ama YouTube şartları gereği ben bu YouTube'da fiyat veremiyorum. E, fiyat almak isteyenler Instagram patik YouTube sayfama mesaj atabilirler. Bazen ikinci sayfam var Livapatik. Livapatik'e mesaj atsanız oraya çok girmediğim için oradaki mesajlarınızı göremiyorum. Bu nedenle divapatik e, Divapati ile, ile iletişime geçerseniz ee, hemen e, yanıt veririm. Aa bir de şöyle klasik 5 patik modellerinden yaptım. Bu da çok güzel. Bakın. Ne modeli deniyordu bunlar? Lahana modeli mi? Ananas mı? Neydi bu? Ay neyse ismi ya. İşte şöyle güzel bir model. Bu şekilde uyarladım. Rengi de çok yakıştı. Patiğim de 10 numara 5 yıldız durdu. Hemen bu patiğimi de şöyle koyayım. Her türlü zevki hitap ediyoruz hanımlar. Kimisi öyle seviyor, kimisi iki şiş, iki şiş seviyor, kimi beş şiş, kimi sade tek renk, ajurlu. Her zevki her kesime hitap etmeye çalışıyorum. Ha bazen de şey oluyor, iki şiş patik çok isteniyor Üst üste iki şiş yapıyorum birkaç tane. Sonra beş şişçiler hemen ayaklanıyor. Hani beş şiş model yok mu? Tamam. Çiçekli beş şiş yapıyorum. Bu defa da diyorlar ki ajurlu beş şiş model yok mu? Ona ağırlık veriyorum. Ardından yeniden yorumlar basıyor lütfen iki şiş yapın biz beş şiş bilmiyoruz hanımlar herkese hitap etmeye çalışıyorum herkese patik yapmaya çalışıyorum devam da edeceğim inşallah yazın siz izlemeseniz bile her gün yeni modeller yapacağım başıma güneş geçer dışarıda gezmeyeceğim ben evinizde oturun hanımlar gezmeyin gerçekten sıcaklarda patik örelim kız yani böyle dediğime de bakmayın hanımlar da ben çok gezmeyi seven biri değilim galiba biraz içine kapanık bir insanım biraz bilmiyorum asosyal mi deniyor asosyal de değilim pek bak konuşuyorum sizinle ama çok gezen tozan biri değilim. Devamlı evdeyim. Evimin içinde böyle şeylerle, şeylerle uğraşmayı daha çok seviyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Bir şeyler üretmek yapmak. Böyle şeyleri seviyorum ben. Bakın bu da yine son yaptığım modellerden biri. Hem ajurlarım var. Ondan sonra hem böyle dolamalı minik çiçeklerim var. Çeyiz içinde çok güzel oldu bu patiğim. Bunu çok beğendim hanımlar. Yine bundan yapmak isterseniz de videosu kanalımda var. Hemen şunu da şöyle kaldırayım katlayarak katlayarak kaldırayım da sonradan dağınıklığı toplamak zor oluyor. Ben çok dağınıklık, dağınıklık toplamayı seven biri değilim. O yüzden hep gösteriyorum. Ben patiklerimi düzeltmiş oldum. Bahanemizle iyi oldu bana da. Bu da e, maviş maviş patiğim. Bu şekilde hanımlar bu da 5 işe yeni geçecek hanımların tercih edebileceği hem kolay hem güzel şık bir model oldu. Gerçekten çok güzel. Ayakta rahat olur bu tarz patikler. Kullanımı rahat olur. Çeyiz içinde uygundur. Renk itibariyle de hani böyle bohçada kayınvalideye e, ya da babaanneye, anneanneye hediye gider yani bohçada. Var mı sizde öyle adetler? Bizim oralarda var. Yani ben Aslen Konya'dayım, Nide'deyim. Nide'de yaşıyorum. Ama Nide'de de gene bu adetler geçerli. Bohçada böyle gönül almak için e, patik, lif ondan sonra böyle şeyler kullanabiliyorsunuz. E, yazma gibi hediyeler gider. Onun için de uygun. Yani böyle gelin kızlar bile giyebilirler. Bu tarz kıyafetlerin altına bu renk kıyafetlerin altına da güzel durur. Hemen koydum patiğimi de şöyle kenara. Evet bir diğer modellerimi de göstereyim. Aa, birden göstereceğim. Aa, en sevdiğim modellerimden. Bundan daha hanımlar sipariş başlamışlar. Instagram'dan gördüm. Yapanlar olmuş. çıktı. güzel yapmışlar. Yapanların da hepsinin eline sağlık diyorum. Bu şekilde sağ ve sol ayağını ayrı yapmıştık. Çalışmıştık hanımlar. Hemen diğer eşlerini de göstereyim. Model net görünsün diye şöyle koydum. Yeşilimin eşi burada hanımlar. Bakın. Bunun hem sağ ayak hem de sol ayak videosu kanalımda var. Şöyle. Bu beyazlı kısımlar ayağın iç tarafına geliyor. Yeşilli kısımlar kenarlara denk geliyor. Kırmızıda da yine aynı şekilde bakın. Şöyle. Hem sağ ayağını hem sol ayağını tek tek paylaştım. Kanalıma bakabilirsiniz. Bu şekilde bu patiklerimde. Hemen bunları burada şöyle kaldıracağım. Şöyle koyayım kenara. Şu ayakları da şöyle sonra çıkartırım. Bunu sonra düzelteyim. Aa, bakın hanımlar. Şöyle baklava diliminin sahne iki şiş bot patiğim. Bu patiğim de gerçekten güzel oldu. Ayakta duruşu çok rahat oluyor bu tarz patiklerin. Ee, çok tatlı güzel oldu. Böyle ben bu modeli de çok beğenerek yaptım. Böyle beş iş bilmeyenler, iki iş sevenler, bu tarz modelleri beğenenler e, bu bunu da tercih edebilirler. Yine bu patiğimde de iş yok. Hemen tabanımı da göstereyim. Şöyle oldu Bu şekil. Evet şimdi bir diğer modelime geçeyim. Ha, şunu göstereyim. Aa işte kendim ayırdığım patiğim bu hanımlar. Kışın ben bunu giyeceğim. Çok tatlı durdu ya. Benim çok hoşuma gitti bu model. Youtube'da pek izlenmedi ama ben söyledim ya. Niye izlemediniz? <laughs> İzleyin. Çok güzel durdu. Ayakta çok rahat yani. Ben bunu ayağıma denedim. Kendi ayağıma. Ben örtüm patikleri hanımlar ayağıma normalde denemiyorum. Hani satıldığı için, sattığım için ayağıma denemiyorum. Hijyen açısından uygun da düşmez diye genelde manken ayaklarda size gösteriyorum. Bunu giydim ayağıma. Çok rahat ettim ya. Böyle çok rahat hissettim kendimi. Kışın bu patiğimi ve size gösterdiğim diğer patiğimi, öyle mor olan e, patiğimi giyeceğim ben. Kendi ayağıma giyeceğim. kilim desenli gibi görüneli Bunlar da benim patiklerim. Bunlar satılık değil. Fiyat sormayın. Satmıyorum. Benim o. Evet şimdi bir diğer modelimi de göstereyim. Aa bakın. Şöyle model hanımlar. Bak, efsane modellerimden yine bir tanesi. Bu modelimden de çokça sipariş olan hanımlar var. Yapıyorlar. Ya hanımlar çok hoşuma gidiyor ya böyle şeyler. Hani dua etmeleri falan hanımların sipariş olanların para kazanıyorlar. Böyle teşekkür ediyorlar. Allah razı olsun demeleri bile o kadar güzel ki. Ya bana yetiyor. Gerisi çok daha önemli değil. Yine çok güzel bir model. Kolay da bir model hanımlar. Yaprağı tek sırada, gülü tek sırada yapılıyor. Çok güzel bir model şu modelimi modeli paylaşmıştım hanımlar bakın hemen bunu da size göstermek istiyorum şu modelim bakın tek renk böyle ajurlu patiğim şöyle daha önce ben bu modeli çalışmıştım fakat yanlarına işleme yaparak çalışmıştım ee, bunu bu defa sade yapmak istedim karnabahar modeli herhalde bu model bu şekilde çalıştım hanımlar bu da gerçekten çok güzel oldu sade rengi de güzel oldu fakat e, bu bunu kenarlarına yine işlemelerini yapacağım müşterime yine bu patiğimi göndereceğim ee, bir diğer modelim dolamalı patiğim. Evet işte. Bu modelimin de hanımlar e, videosu kanalımda var. Ben buna video, video çekmiştim. Diva Patik kanalında videosu var. Bu modelimin de geçen sene çekmiştim. Bu da çok güzel şık bir patik oldu. Bunu yine talep üzerine yaptım. Hemen bunu da şöyle bir kenara kaldırayım. Şöyle. Başka göstereceğim patik. Kız ne göstereceğim başka? Patik bitti. Yok. Patiğim bitti. Aa, neyse bakın e, videoma başlamıştım şöyle patiğim için bakın bunun tarafını çekmiştim bunu da devamına artık getireceğim sizlerle bunu da paylaşacağım pembe ve krem ile şöyle iplerimi de hazırladım dediğim gibi videomu yarım bıraktım koştum yanınıza ikiye muhabbet edelim şey yapalım diye e, sizler neler yapıyorsunuz ne ediyorsunuz tabii ki de buradan cevap veremezsiniz ama yorumlarda cevap verebilirsiniz. E, evet hanımlar biraz... Konuştum rahatladım. Böyle sıkılınca sizlere sarıyorum. Çünkü e, ben aslen nedeli olmadığım için. Hani burada da kimsem yok. Gerçi Konya'da da hiç kimsem yok. Yani sizden başka hiç kimsem yok hanımlar. Bunu böyle bilin. O yüzden böyle çok konuştum falan. Bu arada bir böyle videolar açıyorum. İçimi dökmüş gibi oluyorum falan. Ama sizleri gerçekten kendi bacım, kardeşim gibi, ablam gibi e, ve yaşça çok büyük olan hanımlar da var burada. Annem gibi görüyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her zaman yorumlarla da çok destek oldunuz. E, kanalıma Gerçekten izlediniz, beğendiniz, güzel dileklerde bulundunuz, dualar ettiniz. Hepsi benim için ayrı ayrı kıymetliydi. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Lütfen hepiniz hakkınızı helal edin. Hadi helal edin derken bu vedalaşmıyoruz hanımlar. Hemen kamerayı şöyle indireyim biraz. Yok vedalaşmıyoruz. Yine çok güzel modellerle devam edeceğiz. Bugüne kadarki ki verdiğiniz destekler için ne olur ne olmaz. Sonuçta ölümlü dünya bugün varız. Yarın yokuz. Hani bir laf var ya. Gidip de dönmemek dönüp de bulmamak var diye. Öyle bir durum söz konusu. Hepinizi çok seviyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun hanımlar. Hemen videomu kapatacağım. Şuradaki patiklerimi de bir düzenleyeceğim. Sonra e, bu modelime devam edeceğim. Hemen bunun videosu da inşallah Allah'ın izniyle Rabbim e, İzin verirse eğer yarın kanalımda olacak. Şimdilik hoşçakalın hanımlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından kocaman kocaman öpüyorum kendinize iyi bakın.